Merhabalar değerli tayfam. Efendim üçgende alanın 5. testinde yine karşınızdayım. Ee, hiç vakit kaybetmiyorum. Hemen ilk soruyla başlıyorum. İlk soruda ABC'yi eşkenar üçgen olarak vermiş. Hemen buraların 60'ar derece olduğunu, köşe açılarının 60'ar derece olduğunu yazalım. O zaman burası 30 derece. 60'ın karşısı 4 kök 30'un karşısı 4, 90'ın karşısı 8 olacaktır. Bu tarafta da 60'ın karşısı kök 3, 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı da 2. Yani bu eşkenar üçgenin bir kenarı 10. Yani buranın da 10 olması lazım. Burası 9 o zaman. Buranın 10 olması için de burası 6 olacak. E tayfam bana buradaki taralananı soruyor. Ben şöyle bir uzunluk çekersem. Alt kısımdaki şuradaki alan dik kenarlar çarpımının yarısı. 6 çarpı 4 kök 3 bölü 2. 24 kök 3 bölü 2'den 12 kök 3 gelecek. E buradaki alan 9 çarpı kök 3 bölü 2, direkt 9 kök 3 bölü 2. O zaman bizim ne yapmamız lazım? 9 kök 3 bölü 2 ile 12 kök 3'ü toplamamız lazım. Bu da payda eşitliği yaparsak 9 kök 3 artı 24 kök 3 bölü 2, yani 33 kök 3 bölü 2 olarak bulunur. Cevabımız Denizli olacak efendim. Geliyorum buradan ikinci soruya. Taralı alanı sormuş. Birleştirelim. Tayfan büyük alandan küçük alanı çıkartalım. Yani şöyle dikdörtgen oluşturacak şekilde şu parçaları şöyle uzatalım. Tamam mı? Birleştirelim. Buradaki parça eşitliklerini gösterelim. Tabii burası 6 ise 6 olacaktır. Burası tamamı 8. O zaman burası 2. E burası 8. Şurası 8. 4. 4. Bunları yazdık bütün alanı bulalım. Sonra oradaki e, çıkarmamız gereken alanları çıkartalım. Şimdi bakın şuranın tamamı kaç? 10. Burası da 8. Tüm alan 10 çarpı 8'den kaç olacak Tayfa'cığım? 80. Şuradaki üçgenin alanı 8 çarpı 4 bölü 2. Yani tabi bunlar 90'ar derece onu da unutmayalım. 8 çarpı 4 bölü 2'den 16. şuradaki üçgenin alanı 6 çarpı 6 bölü 2'den 18. 36 bölü 2 şuradaki kısım bakın burası 10 çarpı 2 bölü 2'den burası da 10 olarak bulunacak e çıkarmamız gerekenler 10, 16 ve 18 toplayalım 24, 34 o zaman tayfam 80'den 34'ü çıkartırsak ee, kaç geliyor 34 yapmadım 20 30'a 44 yapmış pardon 44 80'den 44'ü çıkartırsak 36 olarak buluruz. Cevabımız Bursa olacak efendim. Gidiyorum 3. soruya. Efendim geldim 3. soruya. G1 ABD üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi, G2 BDC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi, e, ABC 136 demiş ve taralı alanların toplamını sormuş. Tayfan bir kere burada sana söylemem gereken bir şey var. Şimdi bir üçgen bir üçgende şurası ağırlık merkezi olsun. Köşeden ağırlık merkezlerine şöyle parçalar çekeyim. Tamam mı? Şurası bizim ağırlık merkezimiz. Buradaki 3 alan birbirine eşittir. Neden? Bunun nedenini de şurada konuşalım seninle. Şimdi tayfam şurası şöyle ağırlık merkezi olsun. Tamam mı? Bir kere burası K'ya 2K olarak ayrılacak mı? Güzel. Şöyle bunları da birleştir. Bak. Şimdi şurası ne olacak? S diyelim biz buraya. K'ya S düşüyorsa 2K'ya 2S düşecektir. Tamam mı? E şu parçayla şu parçada birbirine eşit olarak verilmiş. Güzel. Bu parçalar da birbirine eşit. O zaman buradaki alanlar da eşit olacak. Yani buraya S diyeceğiz. Buraya ne diyeceğiz? 2S diyeceğiz. Bak dikkat et. 2S, 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 2S birbirine eşit geldi. Şimdi o zaman bunun üzerinden gidecek olursam. Bak şuradaki G1 ABD'nin ağırlık merkezi ya. Şunu uzatırsam bak S S S olacaktır buradaki alanlar. Tamam mı? E buradaki üçgende de B'den G2'ye çizersem çünkü bu da BDC'nin ağırlık merkeziymiş. A A A olacaktır. O zaman değerli tayfam tüm alanı bize 36 vermiş ya bu adam. 3S artı 3A'yı 36 olarak bulacağız. S artı A buradan 3'e bölersek 12 olarak gelecek karşımıza. Taral alanlar 2S artı 2A'dır. Bu da e, A artı S'in 2 katı olduğu için 24 olarak bulunur. Cevabım C hanmış tayfacığım. Geliyorum buraya. Alan DFC ile EBFD birbirine eşit. Yani şuradaki alan ile buradaki alan birbirine eşitmiş. E, tayfam e, burası x ise burası nedir? X'tir. Hemen bunu yazalım. E, daha sonra bize x'i sormuş. Onun üzerinden bir konuşalım. Bakalım ne yapabiliriz? Şimdi Tayfacığım ben buraya a desem. Buraya a desem. E, hatta şöyle yapalım. Bak buraya ben 2a diyeyim. Neden? 2a çarpı x bölü 2 bana taban çarpı yükseklik bölü 2 üçgenin alanı S'i verecek. Yani A çarpı X'in S olması lazım o zaman. E buradaki alan S uzun kenar X o zaman kısa kenar ne olacak? A olacak. Güzel. E burada dola, doğal olarak bir paralellik var 90'ar derecelerden dolayı. O zaman 2A'nın tamamına oranı yani 2A bölü 3A eşit olacaktır. X'in tamamına oranı x bölü 4 artı x. E tayfam bunları sadeleştirdik. İçler dışlar yaparsam efendim 8 artı 2x eşittir 3x olacak. Buradan da x'in e, 8 birim geldiğini göreceğim. Cevabım Ceyhan'mış hocam. Geliyorum 5'e. ABC eşkenar üçgen demiş. Tamam. O zaman her bir açısının 60 derece olduğunu yazalım. Her bir açı 60. D, E, F, G G, H, G, L hepsi birer kare. Şunların her biri birer kareymiş. Tayfım. Şimdi e, bunlar kare. Ama bir de şuna dikkat et. Şimdi şurası o zaman 90 derece değil mi? 60. Şurası ne olacaktır? 120 derece olacaktır. Neden? Çünkü dörtgenin iç açıları toplamı 360 olmalı. O zaman şurası 60. E bu da eşkenar oluyor. Yani şuradaki her bir parça aslında birbirine eşit olarak verilmiş. Güzel. F, alan FGL kök 3. Şuranın alanı kök 3'müş. E Tayfan bu bir eşkenar üçgen değil mi? Eşkenar üçgen. Bir kenarı A olmak üzere A kare kök 3 bölü 4'ün kök 3 olması için A karenin 4 olması lazım. A yani 2. Demek ki buradaki bir kenar iki birimmiş. Yani şuradaki uzunlukların her biri iki birim olarak verilecek. Tamam. Bana taralı alanı soruyor. Aa, ben bir tanesini bulayım. Bak ben şunu şöyle çeksem. Şu uzunluğu şöyle çeksem. Burada ikiz kenarlıktan 30-30 olacak. Bunlar da 60-60 olacak. E şimdi burada 30 30 120 de 30'ların karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3 olmayacak mı? E burası da eşkenar, burası da 2 kök 3, 2 kök 3 olarak verilecek. Şimdi diğerleri hepsi birbirinin aynısı. Bir tanesinin alanını bulursam yani bunun alanını bulursam 3 ile çarparım. Toplam alanını bulmuş olurum. Şimdi burada iki parçaya ayırdım ya. Öncelikle şu üst kısımdaki alanı. Yani üst kısımda şöyle bir alan var. Şurası 120. Burası 30. Burası 30. 2, 2, 2 kök 3. Bunun alanı sinüs alan formülünden 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı sinüs 120 o da kök 3 bölü 2'ye eşit tayfacığım. E bunlar şöyle burayla gidecek. Buranın alanı kök 3 gelecek. Bir de alt kısımda bir eşkenar üçgenimiz var. 2 kök 3, 2 kök 3, 2 kök 3. E bu da a kare kök 3 bölü 4. 2 kök 3'ün karesi kök 3 bölü 4 olacak. Yani 4 çarpı 3 12 kök 3 bölü 4. O da 3 kök 3 mü yapıyor? 3 kök 3. Yani bunun bir tanesi 4 kök 3 o zaman. Arkadaşlar topladığımızda bir tanesi 4 kök 3. E, 3 tane var bundan. Bunu da 3 ile çarparsak taralı alanların toplamını 12 kök 3 olarak bulacağım. Yani cevabım Edirne'ymiş Tayfacığım. Geliyorum 6. soruya. D, E, F, K, L, M, B, C hepsi birbirine paralel. G, A, B, C üçgenlerinin kenar kesim noktası. Bir kere şunu unutmayalım. Hemen o kenar ortayı gördük ya. Şu uzunluğu çizersek K'ya 2K olacak ya. Yani kenara bir birim, köşeye 2 birim. Yani buraya K dersem buraya 2K demem lazım. E paralelliklerden dolayı burası 6 ise burayı 3 olarak bulacağım. Tamam mı? Önce bunu göstermiş olalım. Daha sonra e, 1, 2, 3 demiş ve oranlaması olmuş. Şimdi bakalım. Tayfan bir kere şuradaki benzerlik oranı bak. 1'in tamamına oranı kaç? 1 bölü 3. E bunun karesi bize alanlar oranını verecek. 1 bölü 9. Yani biz buraya S dersek buraya 3 S dememiz lazım. E aynı şeyi aynı şeyi şöyle yapalım. Şunu da silelim. Şuradan yapsak 1'in tamamına oranı kaçtır? 1 bölü 6. E hocam 1 bölü 6 bunun karesi kaç yapacak? 1 bölü 36. E burası, burası, e pardon şurası 3S değil değil mi? 8S olacak. E tamamının 36S olması için 9. Buraya da 27S kaldı o zaman. Güzel. E devam ettirelim. E 1'in bu sefer tamamının oranı. 1 bölü 9. Bunun karesine gelecektir. 1 bölü 81. O zaman tamamı 81s. 36, 81'den 36'yı çıkartırsak efendim 45 mi kalıyor? O zaman buradaki alanda 45s olarak bulunacak. BCML'nin alanı 45s. 45s. FKED'de 8s olarak bulunacak. Bunlar sadeleşir. 45 bölü 8 olacak. Cevabım Adana'ymış Tayfacığım. Geldim 7. soruya. ABC üçgen BD açıortay demiş. 6 kök 2 135'i vermiş ve buranın alanını sormuş. Tayfan hmm. Tayfam bir kere bak. Ben şunu uzatıp şöyle bir dik çeksem. Burası 45 olmayacak mı? 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'lerin karşısı 6 olacak. Burası 6. E açı ortaydan. Açı ortaydan. Kola dikindin 6. E diğer kola dikinersen o da 6 olur bu durumda. E oradaki alan 15 çarpı 6 bölü 2. Efendim bunları sadeleştirirsek buradaki alanı 45 olarak buluruz tayfacığım. Geliyorum 8'e. Eş birim karelerden oluşturulmuş şekil. Mavi bölgenin alanının pembe bölgenin alanına oranı. Birleştirelim tayfacım şöyle birleştirelim bak. Buradaki üçgenin alanını bulabilirim ben. 1 2 3, 4, 5. Burası 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi Şuradaki pembe bölgenin alanı. 8 çarpı 5 bölü 2 Normalde 20 olması lazım. Ama 20'den çıkartacağım. Neyi? Şurada 8 birimlik bir ifade var. Bunu çıkartacağım. Sonra da 1 ekleyeceğim. Yukarıda bir tane daha var ya. Bunu da ekledim. 12, 13 geldi. Pembe bölge 13. E, mavi bölgeye bakalım. Şunu şöyle tamamlayalım. Bakın burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Yine burası 8 çarpı 5 bölü 2'den normalde 40 olması gerekirken pardon 40 20 olması gerekirken 4 parça atlıyoruz. Yani çıkartmamız lazım 20 eksi 4'ten 16 olarak bulacağız maviyi de mavinin pembeye oranı 16 bölü 13 olarak bulunacak bu durumda cevap bursaymış tayfam. Geldim buraya bir katlama sorusu galiba. HT boyunca katlandığında B noktası şekil 2'deki A noktası üzerine geliyor. Alan ADC yani şuradaki üçgenin alanını sormuş. Tayfan bir kere buradaki uzunluk katlandığında buraya geliyor. Bunlar eşit. E adam bana burayla burayı eşit vermiş. O zaman burada bak üç kenar birbirine eşitse muhteşem üçlüden. Buranın da 90 derece olması gerektiğini görüyorsun. Muhteşem üçlüyü yakala orada. E bu 6 diğer tarafa katlanıyor. Yani burası 6. E hocam o zaman şimdi dikkat et. Şurada tabanlar eşit, yükseklikler de eşit olduğundan buradaki alanlar eşit gelecek. E şuradaki tabanla buradaki taban aynı, yükseklikte aynı olduğu için burası 2S olacak. Hocam ben tüm alanı bulabilir miyim? Yani 4S bulabilir miyim? Bulabilirim. Efendim burası kaç? 12. Burası 4. E, dik üçgen. 12 çarpı 4 bölü 2 bana tüm alanı verecek. E, buradan bakın. Ben şu 4'leri sadeleştirirsem S 12 bölü 2'den 6 olarak bulacağım. Adam bana ADC'nin alanını yani 2S'i sormuştu. O zaman 6 çarpı 2'den onun da 12 olarak buldum. efendim. Koşa koşa gittim. 10. soruya Şimdi 10. soruda bir kere tayfam dikkat etmeni istiyorum. Bak 90 dereceden adam bir kenar ortaya inmiş mi? İnmiş. E bu kenar ortayın ayırdığı parçalar 5 ise kenar ortayın kendisi de 5 olur. Muhteşem üçlüden dolayı bunu unutmuyorsun. Peki e buranın tamamı kaç? 10. 6, 8, 10'dan burası da 6 olur. Güzel hocam. E şimdi tayfam tüm alan 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 değil mi? Evet. E, tüm alan 24 ise tüm alan 24 ise şuradaki eşit tabanlara göre buranın alanı 12 buranın alanı 12 olmalı. Güzel. E, benim yüksekliğim x değil miydi? O zaman taban 5 yükseklik x bölü 2 bunun 12 olması için 5x'in 24 x'imizin 24 bölü 5. Bu da 2 ile sadeleş genişletirsek 48 bölü 10 yani 4,8 olacak. Cevabım Edirne hocacığım. Gidelim 11'e. Aşağıda üçgen biçimindeki bir tarlanın 3 cephesindeki toplam 190 tane ağaca verilen numaralar gösterilmiştir. Kazamız mübarek olsun. Her kenarda Komşu iki ağaç arasında eşit mesafe var. Güzel. Tarlanın sahibi şekilde görülen ağaç 3 ağaca gergin bir ip bağlayarak üçgen oluşturuyor. Üçgenin alanının tarlanın alanına oranı. Tayfam bir kere şurası birimsel olarak bunlara baksak. Şurası 150 midir? 151 eksi 1'den. Burası 151 eksi 111'den ee, burası kaç yapıyor? 111'den 151'e gitmiş. O zaman tayfam burası kaç yapıyor? Hmm, 40 mi yapıyor? Burası bir kalsın. Şimdi şurası kaç? 25. Burası 25. E buradan çıkardığında 51'den 26'yı burada 25. Güzel. Şurası kaç? 30. Burası kaç? Burada 30 tayfam. E burası kaç geldi? E burası ama 150 değil. 150 nereden geldi ya? 150 değil. 151'den 190'a kadar. Aslında 191 diyebilirsin. Çünkü şurada arada bir mesafe var. Yani burası aslında 40 birimlik bir uzunluk. E burası da 40 birim. Güzel. O zaman bu parça bu parçaya eşit. Burayla burası eşit. Burayla da burası eşit. Yani bak tayfam. Şöyle bir bahsedelim. Şöyle bir üçgen. Bir üçgen varsa şöyle kenarların orta noktaları. Bak bu parçayla bu parça eşit. Burayla buraya eşit. Sonra şurada bir nokta daha. Burayla buraya eşit. Ben bunları birleştirdiğimde efendim şöyle bakınız burada buradaki 3 alanda 4 alanda birbirine eşit olur. Neden? Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Aynı şekli tekrardan oluşturayım ben burada. Şimdi bunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit. Burası birbirine eşit. Şimdi Tayfacığım şöyle yapalım. Bak ben buradaki şuradaki alanı Şuradaki alanı. Bunlar birbirine paralel olacak bir kere. Neden? Çünkü orta taban. Yan kenarları iki eş parçaya ayrılmış. Ben tabanı değiştirmeden şurayı buraya taşıyabilir miyim? Taşıyabilirim. Bak. Buraya taşıdım. E ben bu alana estersem tabanlar aynı geldiği için burası da es olmayacak mı? E güzel. E şimdi burası buradan baktığımda şu tabana 2S düşüyorsa bu tabana da 2S düşmek zorunda. E o zaman bunlar da SS olarak ayrılacak. Çünkü tabanları eşit. Otomatikmen Tayfacım buradaki 3 alanında 4 alanında birbirine eşit olduğunu görebiliyorsun. Ee, yani buradaki o zaman her bir alan birbirine eşit olacak. Şu şekilde buradaki üçgenin alanının tüm alanı oranı 1 bölü 4 olarak bulunacak efendim. Geliyorum 11'e. 12. soruya. 4, 2, 5 hepsini vermiş. ABD üçgeninde taralı ABC üçgeni kesilip aşağıdaki gibi geriye kalan ACD üçgeninin CD kenarının altına gelecek şekilde yapıştırılıyor. Peki yapıştırılsın. Şimdi Tayfan bir kere bak şunu görmek şunu görmeni istiyorum. Şurada şurada bak buralar 90'ar derece ya. Aslında Z kuralından bunun paralel olduğunu görüyorsun. E buralar paralelse buradaki kelebeği kullanabilirsin. 4'e 4'lük bir oran var. 1'e 1 diyeceğiz o zaman. Yani şuranın tamamı şu tabanımız kaçtı? 2 birimde. O zaman bunlar eşit olacaksa 1 1 olacak buralar. Güzel. E CD'nin tamamı 5 değil miydi? E tamamı 5 ise şuraya kadar 2 buraya kaç kalacak? 3 kalacak. Güzel. Bunun üzerinden gidelim ne soruyorsa. Yeni oluşan şekilde A, A üssü de A, A üssü de Yani nereyi istiyor adam bizden? Şuradaki alanı istiyor Tayfacığım. Şuradaki alanı bulmamız istiyor. Buradaki alanı bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Bak şu taban kaç? 4. Bunun yüksekliği kaç? 4. O zaman şurası 4 çarpı 4 bölü 2. 16 bölü 2'den 8. Güzel. E buradaki alan zaten şuradaki alanda taban 4, yükseklik 4 bölü 2. E bu da 8. 8, 8 toplam alanı 16 olarak bulurum tayfam o zaman. Yani cevabımız Denizli geldi. Şimdi buraya geldim. Burada da taralı bölgenin alanını sormuş. Şimdi tayfam şöyle yapayım. Bak ben bunu şöyle birleştireyim. Bakalım ne olacak. Şimdi burası 90 derece, burası 90 derece. E burası da 90 derece olacak. Otomatikmen 5 ise 5, 4 ise 4. Karşıma bir dik üçgen çıktı. Bakın burası kaç? 8. Burası kaç? 10 ve 8, 15, 17. O zaman tüm alan 8 çarpı 15 bölü 2. Bunları sadeleştirirsek 4 çarpı 15'ten tüm alan 60 olacak. E şuradaki alanımız kaç? 5 çarpı 4'ten 20. O zaman 60'tan da 20'yi çıkartırsak cevabımızı 40 olarak bulacağız. Ceyhan'ı işaretledik. Tayfam üçgen alanın 5. testini bitirdik. Son 2 testimiz kaldı. Aman diyeyim diğerlerini kaçırma. Kendine iyi bak.